Alkoller yükseltgendiğinde neler olduğuna bakalım. Sol üstteki primer alkolle başlayalım. O -OH grubuna bağlı karbon alfa karbonumuz. Alkolleri yükseltgemek için elimizde alfa hidrojen olması gerekiyor. Yani mekanizmanın işlemesi için alfa karbona bağlı hidrojenler olması lazım. Bu mekanizmada aslında alfa hidrojenlerden birini kaybedeceğiz. Biraz sonra bu mekanizmanın nasıl işlediğine bakacağız. Evet buradaki primel alkolü yükseltgemek için yükseltgenmeyi sağlayacak bir madde eklememiz gerekiyor. Alkollerin yükseltgenmesini bulmanın bir yolu da karbonlu oksijen arasında bağ sayısına bakmak. Sol tarafta buradaki oksijenle alfa karbon arasında bir bağ olduğunu görüyoruz. Mekanizmada karbonlu hidrojen arasındaki bir bağ kırılacak ve karbonlu oksijen arasındaki başka bir bağ kurulacak. Yani karbon oksijen bağ sayısı artacak. Bu durumda alkolü bir kez yükseltemeyeceğimizi varsayarsak karbonla oksijen arasındaki bağ sayısı 2 olur. Buradaki hidrojenlerden birini kaybedeceğiz. Biri ise tepkimede kalmaya devam edecek. Alkil grubumuz halen bağını koruyor. Bu da bize bir aldehit fonksiyonu grubu verir. Primal alkolü bir kez yükseltgediğimiz durumlarda adet aldehit elde etmiş oluruz. Şimdi de alfa karbonun yükseltgenme basamaklarına ve tepkimede geçirdiği değişime bakalım. Soldaki alfa karbonun yükseltgenme basamağını belirlemek için ilk önce elektronları yerleştirmemiz gerekiyor. Her bağda iki elektron var. Ayrıca elektronegatiflik farklılıklarını da göz önünde bulundurmamız lazım. Oksijenin karbondan daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. Yani oksijen buradaki iki elektronu alır. Karbona karşı karbon beraber demektir. Bu durumda her iki karbonda birer tane elektron alır. Karbonun da hidrojenden biraz daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. Bu yüzden karbon buradaki elektronları alır. Karbonun normalde 4 değerlik elektronu vardır. Ancak bu örnekte çevresinde 5 elektron olduğunu görüyoruz. Bu durumda 4 eksi 5 den alfa karbonun yükseltgenme basamağının eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de yükseltgendikten sonra alfa karbona neler olduğuna bakalım. Sağ tarafta bulunan karbonil karbonun yükseltgenme basamağını belirleyelim. Burada da elektronegatiflik farklılıklarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Oksijenin karbondan daha elektronegatif olduğunu biliyoruz. İki karbon varsa berabereyiz. Karbona karşı hidrojende ise karbon kazanır. Burada normalde değerlik elektronu 4 olan bu karbonun çevresinde 3 olduğunu görüyoruz. 4 eksi 3'ten yükseltgenme basamağı artı 1 olur. Burada yükseltgenme basamağının eksi 1'den artı 1'e çıktığını görüyoruz. Yükseltgenme basamağındaki artış da tabii ki yükseltgenme anlamına gelir. Primer alkol bir kere yükseltgendiğinde aldehit elde edeceğimizi söylemiştik. Peki yükseltgenmeye devam edersek neler olur? Aldehit elde edilen bazı durumlarda tepkime karışımının yükseltgenmesini durdurmak zordur. Yani aldehitin yükseltgendiği durumlarda hangi fonksiyonel gruba elde edeceğimizi düşünmemiz gerekir. Hemen bunu nasıl yapabileceğimizin basit bir yolunu gösterelim. Sol tarafta karbonlu oksijen arasında iki bağ olduğunu görüyoruz. Peki karbonlu oksijenle üç kez bağ kurduğu yerde herhangi bir fonksiyonel grup var mı? Buradaki grup tabii ki karboksilik asit. Karboksilik asidin yapısını düşündüğümüzde de karbonun oksijenle 3 kez bağ kurduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda da alkil grubunu görüyoruz. O zaman aldeitin yükseltgendiği durumlarda karboksilik asit elde etmiş oluruz. Şimdi de karbonil karbonun yükseltgenme basamağına bir kez daha bakalım. Aynı şekilde elektronları yerleştirmemiz gerekiyor. Ve yine elektronegatifliği göz önünde bulundurmamız lazım. Tabii ki oksijen karbondan daha elektronegatif. Karbonlar berabere kalır. Buradaki oksijen de karbondan daha elektronegatif yani onu yener. Normalde 4 değerlik elektron olmasına rağmen karbonun burada 1 elektronu var. 4 eksi birden de yükseltgenme basamağının 3 olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde yükseltgenme basamağındaki artış yükseltgenme gerçekleştiği anlamına gelir. Aldehitin yükseltgendiği durumlarda karboksilik asit elde edeceğimizi söylemiştik. Şimdi de sekonder alkole bakalım. Sekonder alkolümüzü aşağıda görüyoruz. İlk olarak yine alfa karbonu yani OH grubuna bağlı karbonu belirlememiz gerekiyor. Bu alfa karbon üzerinde en az bir hidrojen olması gerekiyor. Burada da bir hidrojen olduğunu görüyoruz. Şimdi de sekonder alkolümüzü yükselt geleyim. Bunu yapmanın basit bir yolu var. Alfa karbonla oksijen arasında bir bağ var. Bağ sayısını 2'ye çıkararak yükseltgenme tepkimesinin gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Tepkime sırasında bir bağın alfa hidrojene geçeceğini unutmayalım. Bu durumda karbonla oksijen arasındaki bağ sayısı 2'ye çıkar. Alfa karbonla hidrojen arasındaki bağ da kırılacak. Bu durumda elimizde 2 alkil grubu kalır. Bu da keton fonksiyonel grubunu oluşturur. Yani sekonder bir alkolün yükseltgendiği durumlarda keton elde etmiş oluruz. Şimdi de yükseltgenme basamaklarını belirleyelim. Burada da bunun bir yükseltgenme tepkimesi olduğunu göstersek iyi olacak. İlk olarak alfa karbondaki elektronları yerleştirelim ve elektronegatiflik farklılıklarına bakalım. Burada da oksijen karbondan daha elektronegatif yani onu yener. Karbon, karbon berabere kalır karbon hidrojeni yener, yine karbon karbon berabere kalır. Karbonun normalde 4 değerlik elektronu vardır. Burada da çevresinde 4 elektron olduğunu görüyoruz. 4 eksi 4'ten bu sekonder alkolün yükseltgenme basamağının 0 olduğunu söyleyebiliriz. Bu alkolü yükseltmediğimizde de sağdaki ketonu elde edeceğimizi söylemiştik. Şimdi de önceki soldaki alfa karbonumuz olan ve şimdi karbonil karbona dönüşen yapının yükseltgenme basamağına bakalım. Burada da elektronlarımızı yerleştirmemiz ve daha sonra elektronegatiflik farklılıklarına bakmamız gerekiyor. Oksijen karbonu yener. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Karbon karbon beraber kalır. Yine aynısı da burada olur. Normalde 4 değerlik elektron olan karbonun çevresinde burada 2 elektron var. 4-2'den bu karbonun yükseltgenme basamağı artı 2 çıkar. Burada sekonder alkolden ketona geçerken yükseltgenme basamağında bir artış olduğunu görüyoruz. Yani bunun kesinlikle bir yükseltgenme tepkimesi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de tersiyer alkole bakalım. Tersiyer alkolümüzü burada görüyoruz. Alfa karbona baktığımızda ise bu sefer ona bağlı bir hidrojen olmadığını görebiliriz. Biraz sonra göreceğimiz mekanizmaya göre normal koşullarda koşullar altında bu tersiyer alkolün yükseltgenmesi mümkün değil. Bu alkolü yükseltgemeye çalıştığımızda alfa hidrojen bulunmadığından tepkime gerçekleşmeyeceğini belirtebiliriz. Şimdi de mekanizmayı inceleyerek neden alfa karbon üzerinde alfa hidrojen olması gerektiğine bakalım. Mekanizmamızı burada başlattığımızı varsayalım. Unutmayın, yükseltgenmenin gerçekleşmesi için bunun primer veya sekonder alkol olması gerekiyor. Şimdi de buradaki alkolümüzü gösterelim. Dediğim gibi primer veya sekonder olması gerekiyor. Elimizde primer veya sekonder alkol olduğu durumlarda bunun kromik asitle tepkimeye gireceğini söyleyebiliriz. Şimdi de kromik asitlerin yapısına bakalım. Bu yapıyı basitleştirirsek veya öyle çizersek daha iyi olacak. Ortaklanmamış elektron çiftlerini şimdilik düşünmeyelim. Evet kromik asitleri pek çok farklı reaktiften elde edebiliriz. Bunun için en yaygın olarak kullanılan reaktif büyük ihtimalle sodyum dikromat yani Na2Cr2O7, sülfürik asit yani H2SO4 ve su. Bu reaktiflerin bütününe genellikle Jones reaktifi adı verilir. Yani sodyum dikromat, sülfürik asit ve su karışımı Jones reaktifi olarak adlandırılır. Bu maddelerin karışımı sonucunda da çözelti halinde kromik asit elde edilir. Bunu başka bir şekilde de yapabiliriz. Örneğin krom trioksitle de başlayabilirdik veya farklı bir reaktif de kullanabilirdik. Bu reaktif de CrO3 yani krom trioksit, H3O artı ve asetondan oluşmakta. Bu reaktifi kullanarak da çözelti halinde kromik asit elde edilebilir. Mekanizmanın ilk aşaması nitrat esterlerinin oluşumuna benziyor. Burada bir tepkime dengesi söz konusu tepkime tersinir de olabilir. Bütün inorganik esterlerin oluşumunda benzer bir mekanizma kullanılır. Buradaki hidrojen ve OH molekülü kaybolur ve bu da suyun açığa çıkmasına sebep olur. Bu iki molekülü bir araya getirebiliriz. Bu da ilk ürünü elde etmemizi sağlar. Krom atomuna bağlı buradaki oksijeni ekleyerek de son ürünü elde etmemiz mümkün. Burada gördüğünüz bir krom ester ara ürünü. Mekanizmanın bir sonraki aşamasında ise baz işlevi görecek bir şeye ihtiyacımız var. Bunun için su kullanabiliriz. Buraya bu şekilde su ekleyelim. Burada iki tane ortaklanmamış elektron çifti olduğunu görüyoruz. Bu elektron çiftlerinden bir tanesini baz olarak kullanabiliriz. Bu elektron çifti de alfa protonu alır. Hatırlarsanız alfa proton burada gördüğümüz karbon üzerindeki alfa hidrojenimizdi. Yani bu durumdaki hidrojen atomunun sadece çekirdeğini yani sadece protonu almamız yeterli olacaktır. Bu durumda buradaki elektron çifti bu protonu alabilir. Bu da hidrojenin getirdiği elektronun arkadaki nokta yapısına geçmesine sebep olur. Burada iki elektron da karbonla oksijen arasındaki bağ sayısını arttırmak için bu tarafa doğru taşınır. Bu durumda aynı zamanda bu bağdaki elektronların krom atomuna geçmesini sağlar. Şimdi de tepkime sonucunda elde edilen ürünleri çizelim. Biraz daha yaratsam iyi olacak. Buradaki alfa hidrojen kaybolur. Şu anda karbonumuzun iki kısımla bağ kurduğunu görüyoruz. Dediğim gibi alfa hidrojeni kaybetmiştik. Şu anda karbonun oksijenle çift bağ kurduğunu görüyoruz. İşte mekanizmamız bu şekilde işliyor. Primer ve sekonder alkol örneğinden karbonla oksijen arasındaki tek bağdan yola çıkmıştık. Ancak son örnekte karbonla oksijen arasındaki bağ sayısını ikiye çıkardık. Şimdi de diğer ürünlere bakalım. Tabii ki su molekülü proton aldığında H3 O molekülü gelir. Bu durumda elde edilen diğer ürün HCrO3 eksi olur. Bu durumda alfa karbon yükseltgendiğine göre başka bir molekülün de indirgenmesi gerekir. Yani bunlar aslında aynı karbon ama bu karbon buradaki karbona yükseltgenir. İndirgenme olduğu için bir indirgenme tepkimesi söz konusu olacak. Unutmayın. Bir şey yükseltgenirken başka bir şeyin de indirgenmesi gerekir. Örneğimizde de bu krom atomu. Şimdi de sodyum dikromattaki kromun yükseltgenme basamağına bakalım. Kromun yükseltgenme basamağının normalde 6 olduğunu biliyoruz. Elde ettiğimiz ürünlere ve bu ürünler içerisindeki kroma bakacak olursak, bu kromun yükseltgenme basamağının 4 olacağını söyleyebiliriz. Yani Cr4 artı. Başka bir işlem sonucunda da bu kromun yükseltgenme basamağı 4'ten 3'e düşer ama onun detaylarına girmiyoruz. Yani ilk başta 6 ile başladığımız yükseltgenme basamağının sonuç olarak 3'e düştüğünü belirtebiliriz. Yükseltgenme basamağında bir düşüş söz konusu. Bu durumda kromun indirgendiğini söyleyebiliriz. Yani bu indirgenme tepkimesinde alfa karbon yükseltgenirken krom atomumuz indirgenmiş oldu. Bir sonraki videoda primer ve sekonder alkollerle ilgili birkaç örnek çözeceğiz.